Çıplak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani tarih ve zaman ünitemizin son partındayız, ikinci partındayız. Zamanın taksimi. Zamanın taksiminden kastettiğimiz şey takvim arkadaşlar. Şimdi burada şunu bilmek lazım. İnsanlar zamanı merak etmişler, hayatlarını kolaylaştırmak istemişler. O yüzden de zamanı yıla, aya, haftaya, güne, saate bölmüşler. Tamam mıdır? Ve bu konuda çalışmalar yapan iki uygarlık var. Bunlardan birincisi Sümerler, diğeri ise Mısırlar. Kalıp olarak Mısırlılar. Kalıp olarak bunu bilin arkadaşlar. Sümerlerin bulmuş olduğu takvim ay yılı esaslı. Mısırlıların bulmuş olduğu takvim ise güneş yılı esas takvim. Yani aslında şöyle söyleyebiliriz. İhtiyaçlar yeni gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Nasıl yani hocam diye sorarsanız ola zaten bir ihtiyaç ve merak olmadan bir gelişmenin ortaya çıkması da ihtimal dahilinde değildir. İhtiyaç olacak, merak olacak, araştırma olacak ve bir gelişme ortaya çıkacak. Sümerlerin Zikkurat adını verdiğimiz çok katlı tapınakları var. Ve o tapınağın en üst katı da rasathane, gözleme olarak kullanılmış ve Sümerler o gözleme evinde, rasathanede güneşi, ayı, yıldızları takip etmiş ve ayın dünya etrafında turladığını tespit ederek takvim oluşturmuşlardır. Biz Sümerlerin bulduğu takvime ay yılı esas takvim diyoruz ki tarihte ilk defa takvim bulan da Sümerlerdir. Burada ne tespit ettik? Bakın şimdi Sümerler hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla zamanı taksim etmişlerdir. Ve Sümerler'de astronomi bilimi vardır. Arkadaşlar gök cisimleriyle ilgilenmek astronomi biliminde ilerlemek anlamına gelir. Bunu da unutmayın. Peki Zikkurat'ın tapınağın en üst katı gözleme olarak kullanılmışsa şöyle de diyebilirsiniz burada. Dini ihtiyaçlar bilimsel gelişmelerde beraberinde getirmiştir dersiniz bu yorumdan. Tamam mıdır? Çok açmıyorum bunu. Yani bu kadar yeterli TYT için. Mısır'a gelince Mısırların bulmuş olduğu takvim de güneş yıl esası takvimdir arkadaşlar. Bu da ay yıl esası takvim. Ayın dünya etrafındaki 12 turu sonucu ortaya çıkmış. Güneş yıl esası takvim dünyanın güneş etrafında bir turu sonucu ortaya çıkmıştır. Peki bunlar takvim nasıl bulmuşlar? Bunlar takvimi de tarımsal faaliyetleri sonucunda bulmuşlar. O Nil Nehri taşmış, çekilmiş, taşmış, çekilmiş. Bakmışlar ki Nil'in taşması ve çekilmesi dünyanın güneşe göre konumuyla ilgili. Güneş dünyaya en yakın olduğu dönemde Nil çekiliyor, en uzak olduğu dönemde Nil taşıyor. Doğal olarak bu insanlar bunu merak ederek Nil'in taşma ve çekilme süresini hesaplayarak bir yıl takvimini bulmuşlar. Bunda da güneş yılı esas takvim demişler. Bir yıla 365 gün, bir yılı 365 gün olarak değerlendirmişler. O zaman burada dini inanışlar, bilimsel gelişmeyi, burada tarımsal faaliyetler, bilimsel gelişmeyi ortaya çıkarmış ve ikisinde de ortak nokta şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Astronomi bilimi iki uygarlıkta da ortaya çıkmış ki zaten takvimi icat edebilmeniz için astronomi biliminizin yanında geometriyi de bilmeniz lazım. Dairenin alanını da bilmeniz lazım. Doğru mu arkadaşlar? Yani 360 dereceyi iyi bilmek gerekiyor. Yoksa takvimi yapamazsınız. Burada Sümer ve Mısırlıları unutmuyoruz ki Sümer ve Mısırlıların bulmuş olduğu bu takvim geliştirildi. Günümüzde farklı takvimler olarak kullanılıyor. Onu ileride söyleyeceğim size. O zaman şunu gördük. Şimdi geçiyorum şuraya. Takvimler, yani Türklerin kullandığı takvimlere bakacağız şimdi. Türklerin kullandığı takvimler. Arkadaşlar bu arada Türklerin kullandığı takvimler başlığını görmeden önce kısa bir şey daha söyleyeyim size. Uygarlıkların takvimleri ya ay yılı esaslıdır ya da güneş yılı esaslıdır. Yani ne demek istiyorsunuz hocam? Mesela bugün İngilizler güneş yılı esas takvimi kullanır. Türkler güneş yılı esas takvimi kullanır. Ama Araplar ay yılı esas takvimi kullanır. Fakat her kim hangi takvimi kullanıyorsa kullansın, genellikle o uygarlıklarda takvimlerin başlangıç zamanı değişebilir. Yani bu uygarlıkta takvimin başlangıcı bir olayken öbür uygarlıkta başka bir olay olabilir. Hocam biraz daha açın. Açayım arkadaşlar. Miladi takvimde başlangıç Hazreti İsa'nın doğumuyken Müslümanların kullandığı, yani İslam dünyasının genellikle Türkiye'de din işlerde kullanılan Hicri takvimin başlangıcı Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye göçü, Yunanlarda olimpiyat oyunları gibi. O yüzden takvimlerin başlangıcı uygarlıklardan uygarlıklara değişebilir, haberiniz olsun. Niye değişiyor? Çünkü onlar başlarının geçen önemli olayları ya da tarihlerindeki en önemli olayı kutsal ya da
çok değerli buldukları için takvimlere başlangıç kabul etmişlerdir. Haberiniz olsun. Her medeniyette takvim başlangıcı aynı olmaz. Şimdi Türklerin kullandığı takvimlere gelince ben sırasına göre yazacağım. 1. 12 hayvanlı Türk takvimi. 2. Hicri takvim, sırasına göredir bu. Hicri takvim. 3. Celali takvim. 4. Rumi takvim. 5. Miladi takvim. İlk önce şöyle bakalım. Bunların hepsi Türkler tarafından kullanılmış, sırasına göre, kronolojik sıraya göre yazdım, kullanılan takvimlerdir. Bu takvimler içerisinde arkadaşlar ay yılı esas olan tek takvim budur. Ay yılı esaslıdır. Diğerlerin hepsi 12 hayvanlı, celali, rumi ve milal takvim güneş yılı esaslıdır. İsterseniz şuraya hemen G harflerini yazayım. Güneş yılı esaslıdır. Birinci bilgiyi bulduk. İkincisi şu, 12 hayvan Türk takvimi İslam öncesinde kullanılmış bir takvimdir. Türkler İslam'ı seçtikten sonra hicri takvimi kullanmaya başlamışlardır. O zaman 12 hayvan Türk takvimi Orta Asya Türk devletleri İslam öncesinde Orta Asya Türk devletlerinin kullandığı takvimdir. Ve arkadaşlar bu orijinal Türk takvimidir. Yani bizim icat ettiğimiz bir takvimdir. Peki bu bizim icat ettiğimiz bir takvimse yine soru cümlesidir bu. Bu Türklerde astronomi biliminin olduğunu kanıtlar. Anlaştık mı? Bak yorumu gördük. Astronomi bilimi var. Tamam mıdır arkadaşlar? Hatta bereketli yıllara kut yılları demişler. Tarihi Türkistan demişler arkadaşlar. Tamam mıdır? Şimdi her yıla bir hayvan ismi verilmiş. Her ay rakamlarla birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay diye değerlendirilmiş. Güneş ile esaslı. İslam benimsedik. Hicri takvimi kullandık. Hicri takvimin başlangıcı Hazreti Peygamber'in, Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye göçü 622 ve ay yılı esaslı. Celali takvim ise Büyük Selçuklu Devleti döneminde kullanılmış, Melikşah döneminde kullanılmış ve mali işlerin görülmesinde kullanılmış. Yani Büyük Selçuklu Devleti hicri takvimi kullanırken sadece mali işlerde Celali takvimini kullanmış ki Ömer Hayyam yapmış bu takvimi, Melikşah hediye etmiş. Ayete de geniş açarım bunu. Rumi takvime gelince, Rumi takvim Osmanlı Devleti'nde mali işlerin düzenlenmesinde kullanılmış. Nasıl yani? Osmanlı Hicri'yi kullanırken Mali'de Rumi'yi kullanmıştır. Arkadaşlar niye böyle bir şey yapmış Selçuklu ve Osmanlı? Sebebi şu, Hicri takvimde bir yıl 354 gündür. Güneş yılı esas takvimde bir yıl yani Celali ve Rumi'de, Miladi'de ve 12 hayvan Türk takviminde bir yıl 365 gündür. Doğal olarak 365 günle 354 günlük takvim arasında 11 gün fark olunca vergi toplama, devlet memurunun maaşını ödemede devlet sorunlar yaşamış. O yüzden mali işlerde Selçuklu ve Osmanlı güneş yılı esas takvimler kullanmak zorunda kalmışlar. Buna Selçuklu Celali takvimi, Osmanlı ise Rumi takvim demiş ki Rumi takvim Tanzimat döneminden itibaren 1840'tan itibaren kullanılmaya başlamış. İleride de takvimi Garbi diye bir takvim kullandık. İttihat Terakki döneminde onu yazmıyorum. Miladi takvime gelince bu da arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde 1926 yılından itibaren 1 Ocak 1926 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Tamam mıdır arkadaşlar? Burada sizin için bilmeniz gereken Türklerin kullandığı takvimler sıralaması ve hangi işlerde niye kullanıldı bu? Şu takvimin özelliği. Burada 354 gün ay yılı, burada 365 gün güneş yılı. Tamam mıdır? Bunu bilmeniz lazım. Çok fazla yorum yapmaya gerek yoktur. Beyninizi çok da fazla yormayın TYT için bu bilgiden. Şimdi geçiyorum şuraya. Yardımcı bilimlere. Yardımcı bilimlerin mantığı nedir? Tarih bir olayı açıklarken tek başına hareket etmez. Başka bilimlerden de yararlanır. Arkadaşlar, o yardımcı bilimleri aslında çok böyle bir çırpıda görmek gerekir. Hemen basit basit ben yazayım size. Coğrafya, bilmeniz gerekenleri. Coğrafya, arkeoloji, antropoloji, kronoloji, numizmatik,
numizmatik, epigrafi, paleografya, diplomatika ya da diplomatik, filoloji, etnoloji, ondan sonra heraldik, ondan sonra sicilografi. Yeter bu kadar. Sosyolojiyi, ondan sonra ekonomiyi, psikolojiyi yazmaya gerek yok. Yani onları zaten tahminen tanım olarak biliyorsunuzdur. Şimdi coğrafya, arkadaşlar, mekan bilimi aynı zamanda iklim bilimidir. Hocam ne işe yarar? Bakın kullanın, bilgiyi kullanın gençler. Tamam, coğrafya bilimi tarihe nasıl yardımcı olur? Ya iyi de biz Kafkas cephesini, Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesini kaybettik. Niye kaybettik? Hava şartları yüzünden kaybettik. Bir, ilk insanlar Mezopotamya'ya yerleştiler. Yerleşik hayat olarak verimli hilal dediğimiz bölge. Niye oraya yerleştiler? Çünkü ilk defa insan yaşamına uygun bir coğrafya orada ortaya çıktığı için. Yani coğrafyayı bilmeden insan yaşantısını tahlil etmek, değerlendirmek çok zor. O yüzden coğrafya iklim bilimidir. Ayrıca mekan bilimidir. İlk insanların nasıl yaşadığını, coğrafyanın insan üzerinde etkisini bize anlatan bir bilimdir, unutmuyorsunuz. Arkeolojiye gelince nasıldır? Arkeoloji nedir? Arkeoloji kazı bilimidir. Toprak ve su altındaki buluntuların gün ışığına çıkarılmasında yardımcı olur. Ki arkadaşlar en çok sorulan sorulardan birimidir. Yani şöyle soru soruyorlar. Diyorlar ki tarihçi eski çağlara ait bir araştırma yapacaksa aşağıdaki bilimlerden en çok hangisinden yararlanır? Ya da tarihçi, tarih öncesi devirlere ait işte nerede? Çatalhöyük'te, Konya Çatalhöyük'te, Çorum Alacahöyük'te, Yozgat Alişar'da, Kayseri Kültepe'de araştırma yapacaksa aşağıdaki bilimlerden en çok hangisinden yararlanmak zorundadır? Kazı bilimi, arkeoloji, fix geçen arkadaşlar bunu, kazı bilimidir. Antropoloji, arkadaşlar, ırk bilimi, kültür bilimi, uygarlık bilimi, yani ne derseniz deyin. Antropoloji, insana dair olan her türlü kalıntıyı inceleyen bir bilimdir. Yani kemiğe bakar, ırkımı söyler, yaptığım bir alete bakar, gelişmişlik seviyemi söyler. Tarih öncesi devirlerle ilgilidir. Kronoloji, zaman bilimidir. Zaman bilimidir. Bize nasıl bir fayda sağlar? Olaylar arasında bağlantı kurmamı sağlar. Olayların neden ve sonuçlarını tespit etmemizi, olayların birbiriyle olan ilgisini ortaya koymamızı sağlar. Numizmatik ya da meskukat arkadaşlar para bilimidir. Yani meskukat sikke. Tamam mı? Para bilimidir arkadaşlar. Eski paraların araştırılmasında bize yardımcı olur. Bir parayı araştırarak biz o devletin nerelere egemen olduğunu, kullandığı alfabeyi, yaptığı sanatı, dönemin hükümdarını, ekonomik seviyesini çok rahatlıkla öğrenebiliriz. Epigrafi kitabe bilimidir. Mesela Orhun kitabeleri. William Thompson Orhun kitabelerini okudu. Peki hangi bilimden yararlandı? Epigrafiden yararlandı. Epigrafi kitabe bilimidir. Anıt bilimidir yani. Paleografya eski yazı bilimidir. Eski yazı. Arkadaşlar eskide kalmış yazıların günümüzde insanlığın hizmetine sunulmasında, okunmasında bize yardımcı olan bilim dalı paleografyadır arkadaşlar. Ki zaten epigrafi biliminin yan dallarının birisi de paleografyadır. Yani paleografi olmadan epigrafi olmaz. Diplomatika resmi belge bilimidir. Yani bir fermanın orijinal olup olmadığını, devlet erkanından çıkıp çıkmadığını, içindeki filigramına, kullandığı mürekkebine, kullandığı mühre bakarak ortaya koyar. Der ki bu evrak sahte, bu evrak orijinal. Bize bunu diplomatika sağlar. Filoloji dil bilimidir arkadaşlar. Dil, bir dili inceleyerek geçmişte o milletin hangi uygarlıklarla akrabalık kurduğunu söyler. Mesela ben şu anda konuşuyorum, ders anlatıyorum. Kullandığım kelimeler içerisinde Arapça olabilir, İngilizce olabilir, Fransızca kelimeler olabilir. Filoloji, Selami Yalçın'ın diline bakarak geçmişte hangi uluslardan etkilendiğini tespit eder. Mesela Sümerlerin dilinde 300'den fazla Türkçe kelimenin olduğu söyleniyor. O zaman geçmişte Türklerle Sümerler beraber yaşamış olabilir. Hatta bazı tarihçiler der ki araştırmacılar Sümerler Mezopotamya Orta Asya'dan gelmiştir. Orta Asya'da yaşarken Türklerden etkilenmiştirler. Yani o zaman filoloji dillerin akrabalıklarını ortaya koyar. Dilin koyar, dilin yapısını belirler. Arkadaşlar etnoloji halk kültürü. Halk kültürü. Yani diğer bir ifadeyle
folklor bilimidir. Ne işe yarar arkadaşlar? Mesela antropoloji insanlığın kültürünü, ama etnoloji ya da etnografya bir milletin kültürünü inceler. Yani mikrolit taşları, obsidiyen taşları antropoloji inceler, ama pazarlık halısını, Kınalı Hasan'ın başına kına yakmasını, bayramdan önce mezar ziyaretlerimizi, arefe günlerini etnoloji inceler. Aradaki farkı anladınız herhalde. Arkadaşlar, arma bir bilimidir. Arma, Osmanlı arması devleti temsil eder. Sicilografi ise mühür bilimidir. Mühür ise kişilerin özel mülkiyetin üstüne basmış oldukları işarettir. Bunları unutmayacaksınız. Tamam, yardımcı bilimler bunlar. Burada, tabii ayeti de biraz geniş açacağım bunu. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Özellikle numizmatik, epigrafi, paleografya, diplomatik, filoloji, heraldik, sicilografi. Bunlar, bu bilimler genellikle tarihi devirlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı olur. En çok sorulan sorulardan birisi arkeolojidir. Arkeoloji ise daha çok tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yardımcı olur. Daha çok tarih öncesi devirlerin dedim. Yani tarihi devirlerin aydınlatılmasında elbette yardımcı olur, ama daha çok tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yardımcı olur. Yani şöyle bir soru sorduklarında, işte Çatalhöyük'te yapılan kazılarda tarihçi en çok aşağıdaki bilimlerden hangisinden yararlanır? Direkt söyledi zaten, kazı, arkeoloji doğru olur. Ya da dedi ki Orhun kitabelerinin araştırılmasında aşağıdaki bilimlerden en çok hangisinden yararlanır? Elbette epigraf, ama paleografi ve diplomatik de ondan sonraki bilim gelir. Ya da tarih olayları arasında bağlantı kurmamızda en çok hangi bilim yardımcı olur? Kronoloji. Uygarlık tarihin anlamında da en çok hangi bilim yardımcı olur? Antropoloji. Bir kültürü, bir milletin kültürünü anlamamızda en çok hangisi yardımcı olur? Etnoloji, etnografya. Ya da arkadaşlar, herhangi bir buluntunun yaşının tespit edilmesinde. Mesela bir kurşun getirdik. Dedik ki, Serkan dedi ki bana, hocam dedi bak bu kurşun dedemin işte sandığından çıktı. Çanakkale Savaşı'nda dedem savaşmış. Oradaki kurşunlardan birisini almış, cebine koymuş. Sandıktan günümüze kadar yemiş. Hadi be, yalan söylüyorsun diyebilmem için o kurşunun tahlil edilmesi lazım. İşte o tahlili kimya bilimi. Karbon 14 bilimi yapar. Karbon 14 o kurşunu laboratuvara sokar. Üstündeki oksit pastan bakarak o kurşunun günümüzde ne kadar yıl önce kullanıldığını ve yaşını söyler. İşte karbon 14 metodu ister organik olsun ister inorganik olsun fark etmez arkadaşlar. Maddelerin yaşını belirleyen bilimdir. Mesela diyoruz ki işte Alp Dağları'nın eteklerinde bir tane iskelet bulundu. Günümüzden 5000 yıl önce yaşamıştı. Lan nereden biliyorsun, elinde kağıt mı vardı? Yo, nereden biliyor? İşte o kemikteki karbon oranını ölçerek, kimya, karbon 14 bilimi o insanın günümüzde ne kadar yıl önce yaşadığını ya da öldüğünü tespit ediyor. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman tarihçi bir olayı araştırırken başka bilimlerden de yararlanmak zorundadır. Dikkat edin, hem bilgiyi öğrendik, kısaca net, hem de yorumlamayı öğrendik. Eğer bu bölümden bir soru çıkarsa nasıl soruların çıkacağını ve nasıl yorumlamamız gerektiğini de öğrenmiş olduk. Tamam mıdır gençler? Hadi bakalım, videonun altına 5 tane soru atıyorum. Dikkat edin. Belki ikinci videonun altına, belki birinci videonun altına, belki hoşuma giderse iki videonun altına da 5'er tane, bilmiyorum. Şimdi henüz hesaplamadım onu, atıyorum. Onlara da bakın. Böylelikle oradan çok kısa bir konu tekrarlarımızı yapın. Zaten video ders notumuz ve soru bankamız birkaç güne kadar çıkar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Hadi bakalım.